Haberim Var kanalından hepinize merhabalar ve 35'te bile olmayan çığır açacak yetenek, Eray Güçlüer, MMO dünyada ilk sıraya yükselecek. Değerli izleyenler, TUSAŞ tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan MMO geçtiğimiz günlerde motor çalıştırarak hangardan çıktı. MMO, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak, Türkiye, provede. Yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasına girecek. Emekli Albay Eray Güçlüer Habertürk'te MAMO'nun çok az bilinen savaş stratejilerinde oyun değiştirici özelliklerini anlattı. İşte Güçlüer'in o açıklamaları, inanılmaz bir test süreci var, şu anda bile test yapıyorlar. Yani bu uçak hiç durmuyor, sürekli test aşamasında, çok ümit verici gelişmeler, çünkü normalde 18 Mart'ta hangardan çıkması beklenen uçak 25 Aralık gecesi çıktı sabaha karşı, 16.00 Türk mühendisi çalışıyor. Onlara da selam olsun, mükemmel bir iş gerçekten. Bu testler başarıyla geçer, bu uçak seri üretime geçtiği andan itibaren dünyadaki ilk sıraya yerleşecek. Şimdi neden bunu söylüyoruz? Bunun birkaç tane sebebi var. Bir kere bu bir uçak değil aslında, yani bu başka bir şey. Neden diyeceksiniz? En önemli özelliğini söyleyeyim. Bu çok da bilinen bir şey değil. Bu uçağın pilotu sadece bu uçağı yönetmeyecek. Bu uçakla birlikte Anka-3 gibi insansız savaş uçağı, taarruzi SİHA, İHA'lar, atak helikopterleri gibi Türkiye'nin ürettiği diğer bütün hava araçlarını da kontrol edecek bunun pilotu. F-35 kıyasladığımızda çok önemli bir özelliği daha var. Dünyanın en dar açısıyla manevra yapabilecek uçağı, bu ne demek? Bu uçakla hiç kimse it dalaşı yapamaz. İt dalaşı normalde havada birbirini takip etme olarak arkasına geçip radar kilitlemesi atıp ondan sonra gitme. Bu uçağın bu performansı, yani en dar açıyla dönebilmek, F-35'in bu kabiliyeti yok. Dolayısıyla burada bu kadar dar bir açıyla dönebilme kabiliyeti nedeniyle hiç kimse bununla it dalaşına giremez.